Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok basit, çok pratik bir şey çalışacağız. Çok güzel bir etek dikeceğiz. Şöyle altı volanlı lastik fermuar kullanmayacağız. Kalem etek tarzında keseceğiz. Altına da hem parçam kısa olduğu için bir ek olsun istedim. Bir de volan çalışması göstermek istedim. Bu kadar parçamı değerlendirmek istedim arkadaşlar. Bir 10 santimlik kemer payını ayırdım. Kumaşımı hazırladım. Burada çift en, yani 1.40 eninde 57 santim uzunluğunda bir kumaşım var. Kumaşım biraz likralı. Ben bolluk payı vermeyeceğim. Ama dar etek formülünde artı bir bolluk payı vermemiz gerekir arkadaşlar. Beden ölçülerimize, bel ölçümüze ve kalça ölçümüze artı bir bolluk payı vermemiz gerekir. Ben bolluk payı vermeden çalışacağım. Likralı olduğu için bunu dikkate alın. Önce kumaşımı iki kat katlamıştım. Bir kat daha katlıyorum. Kumaşım 4 kat. Şu an kumaşım 4 kat. Hemen şurada İlk önce kalçamı bulmam gerekiyor. Kalçam çalışacağım ölçü 115 kalça ölçüsü. 4'e bölünce 28 küsür çıkıyor arkadaşlar. Ben o küsürü almayacağım. 28-75 gibi bir ölçü çıktı. Ben de 128'den işaretleyeceğim. Şöyle ölçümü 28 olarak işaretliyorum. Kumaşım likralı olduğu için, eğer likrasız bir kumaş olsaydı ölçüleri birebir aktaracaktım. Buradan da 28'imi alayım. Şuradan da alayım. Ölçü, çizim çok önemli arkadaşlar. Ne kadar düzgün ölçü alır çizerseniz kesiminiz, dikiminiz o kadar güzel olur. Şimdi kalça genişliğimi, şurası benim kalça genişliğim. Kalça genişliğimi aldım. Kalça bölü 4 diyorsunuz. 4 kat kumaşın üzerinde burayı bulduk. Kalçamızı bulduk. Bir de bizim kalça düşüklüğü ölçümüz var arkadaşlar. Kalça düşüklüğü ölçümüzü de belimizin en ince noktasından kalçamızın en yüksek yerine kadar aldığımız ölçü. Bu da 18-20 santim arasıdır. Benim eteğim büyük beden olacağı için ben 20 santim alıyorum. Benim çalışacağım beden 44-46 beden. Daha küçük bedenler 18 santim alsın. Ben 20 santimden işaretimi aldım. Buradan da alayım. Hemen burayı da çiziyorum. Şöyle. Şimdi ben bu hat üzerinde, şu hat üzerinde kalça kavisimi vereceğim. Çünkü belimiz kalçamıza nazaran daha ince olduğu için şurada bir kavis vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da hemen bu taraftan 2 santim işaretliyorum. 2 santim. Ve çok böyle yüksek bir kavis olsun istemiyorum. Yani şu yuvarlaklık çok böyle derin olsun istemiyorum. Çünkü dikildiği zaman torbalaşma olur. Hemen riga yardımıyla kavisimi alıyorum. Evet. Kalça kavisimizi aldıktan sonra belimizi bir ölçelim. Belim 98 santim. 4'e böldüğüm zaman da 24,5 çıkıyor. 24'ten hesaplayacağım gene. Buçuğu kullanmayacağım. Likralı olduğu için belirteyim. Ama likrasız olsaydı ölçüleri birebir kullanacaktım. Şimdi burası 25,5 çıktı. Demek ki benim
1 santim pens, penslere 1 santim dağıtmam gerekiyor belimi. Şöyle yapacağız. Tam ortasını buluyoruz. 25,5 12,75. Şurası tam ortası. 10 santim pens yüksekliği. 10 santim pens uzunluğumuzu şu ölçünün yarısından aldık. 1 santim dağıtmam gerekiyordu aldığım ölçüye göre. 0,5 buraya pensimi dağıtıyorum arkadaşlar ve çiziyorum. Şöyle. Kalıbımız çıktı. Şurada etekte de bir daraltma yapacağım. Kalem etek gibi düşünmüştüm. Şöyle 1 santim kadar içeriye gireceğim. Ve yine rigamla şöyle güzel bir çizim yapacağım. Etek uçlarımı bu şekilde daraltmış olacağım. Evet. Sonra da şöyle belimde de şuradan hesaplayayım. 1 santim kadar indim. Şuraya güzel bir kavis vereyim gene. Bel kavisimiz. Ama eteğimi kestikten sonra ön bedende birazcık daha derin yapacağım bel kavisimi. Şimdi hemen 1 santim pay vererek 4 parça, 4 kat kumaşımı kesiyorum. Arka eteğimi çıkardım. Eteğimde hafif bir eğim daha vereceğim. Arka eteğimden biraz daha eğimli olacak belim. Eteğimin önce penslerini, sonra yanlarını kapattım arkadaşlar. Kemerini de hazırladım. Şimdi volan kısmını keseceğiz. Onu da şöyle yapıyoruz. Etek ucumuzun ölçüsünü alıyoruz. Benim eteğim 55 santim. Şimdi diğer kumaşımda volanı çalışacağım.
Eteğimin bitmiş hali arkadaşlar. Çok güzel oldu. 58 santim uzunluğunda çift en likralı bir kumaşım vardı. Bir parça da deri kumaş kullandım. Volan kısmını deriyle yaptım. Çok güzel, çok kullanışlı, çok basit ve bir o kadar da şık bir etek oldu arkadaşlar. Gerçekten herkese tavsiye ederim. Hem kolay, pratik hem de çok şık bir etek. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı yararlı buluyorsanız videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.